Faruk Aksoy Yarın herkes kendi tarihini yazacak. Rahmetli Sabancı'yı otomobil işine girmesi için Özal teşvik etti, destekledi, her türlü imkanı sağladı. Özal, Türkiye'de üretim yapan İtalyan, Fransız otomobil fabrikaları ile birlikte Japonların da Türkiye'de olması gerektiğini, çeşitleneceğini, rekabetin artacağını, sonunda Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Sakıp Sabancı, özel hükümetinin bu desteğiyle kollara sıvadı, işe girişti, Japonları aldı, bizim Sakarya'ya getirdi, etrafı gezdirdi, yedirdi, içirdi, adamları ikna etti. Böylece Türkiye'nin en önemli otomobil fabrikalarından birinin temeli Sakarya'da atıldı. Fabrika işinden bir süre önce 12 Eylül darbesiyle yasaklı olan liderler Özal'a karşı girdikleri referandumu küçük bir farkla kazandılar. Aktif siyaset yapma hakkını elde ettiler ve ilk seçimden önce sahaya indiler. Özal, Sabancı'nın Japonlarla kurduğu ortaklıktan övgüyle söz ediyordu. Bu işin yakın zamanda Türkiye'nin otomobil sorununu çözeceğini, uluslararası piyasada rekabet etme gücünü artıracağını söylüyordu. Bu gelişmelerden sonra Başbakan Özal, Sakarya'da gar meydanında toplanan on binlerce insana müjdeyi verdi. Sakarya'nın Japon otomobillerinin üretileceği bir üs olacağını, binlerce insanın bu işten ekmek yiyeceğini söyledi. Millet Özal'ı çılgınca alkışladı, yeni Türkiye'nin gerçek mimarı olarak baş tacı yaptı. Bir taraftan da seçimler yaklaşıyordu. Yasakları kalkan öteki liderler de meydanlardaydı. Siyaset öyle garip bir mecraya sürüklenmişti ki Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş sanki darbenin hesabını Özal'dan soruyorlardı. Sanki darbeyi Kenan Evren'le beraber Özal yapmıştı. Adamcağızı yerden yere vuruyorlardı. Kısa bir süre önce Özal'ı alkışlayan on binler bu sefer Demirel'i e alkışlamak için yine aynı meydandaydı. Demirel kürsüye çıktı milleti selamladı. Allah rahmet eylesin. Her zaman yaptığı gibi şapka şovunu yaptı. Mikrofonu eline aldı ve konuşmaya başladı. Bu adam var ya bu adam dedi. Bu adam parayı pula çevirdi. İşçiyi mağdur etti, bakkalı, manavı, kasaba ateşe verdi, yetmedi. Şimdi de gözünü çiftçiye dikti. Bu adam geçen gün buraya gelmiş. Bir fabrika temelini atmış. Peki nereye atmış? patates tarlasını atmış. Sizin patates üreteceğiniz tarlaya fabrika temeli atmış. Otomobil yapacakmış. Peki ne yiyeceksiniz siz? Otomobil lastiği mi yiyeceksiniz? Peki ne içeceksiniz siz? Benzin mi içeceksiniz? Bu adamın ufku, bu adamın vizyonu bu kadardır işte. Binaenaleyh Türkiye bir an önce bu adamdan kurtulmalıdır. Kısa süre önce Özal'ı alkışlayan insanlar, aynı insanlar bir anda yaşadıkları bu aydınlanmayla bu sefer de Demirel'i e alkışlamaya başladılar zaman su gibi aktı. Türkiye Demirel'in bu adam dediği Özal'dan kurtuldu. Özal 1993'te vefat etti. Aslında Türkiye Özal'dan kurtulmadı. Türkiye ışığını kaybetti. Türkiye karanlık denizlere girdi. Türkiye anlından vuruldu. Fakat bu yıllar sonra anlaşıldı. Özal vefat ettiğinde Demirel başbakandı. Daha sonra başbakanlık koltuğunu Tansu Çiller'e bıraktı ve Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıktı. 1990 yılında Özal'ın büyük desteğiyle Sabancı'nın büyük gayretiyle Sakarya'da temele atılan otomobil fabrikası Demirel döneminde yani 1994 yılında üretime başladı. Ve yine bir gün Demirel Sakarya'ya geldi. Meydanda yine on binlerce insan vardı. Demirel yine kürsüye çıktı ve dedi ki şimdi binlerce kişinin ekmek yiyeceği çok önemli bir otomobil fabrikası üretime başladı. Sakarya'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.'' üreten Türkiye'nin ispatı işte o fabrikadır. Hepinize hayırlı olsun sevgili Sakaryalılar. Gar meydanındaki hılamur ağaçlarından birine yaslanmış Demireli dinlerken henüz daha bir yıl önce vefat eden Özal'ı hatırladım, yutkundum, acı acı gülümsedim. Geçen hafta AK Parti'nin İstanbul mitingindeydim. TV.net olarak 8 saat canlı yayın yaptık. Bir konuğumla söyleşi halindeyken birdenbire ekrana Tansu Çinler geldi. O da miting alanındaydı gazetecilere açıklama yapıyordu. Biz de söyleşiye ara verdik. Çinleri dinledik. 90'lardan, 95'lerden bahsetti. Terör hadiselerine değindi, Türkiye'nin karanlık yıllarını anlattı ve nihayetinde 28 Şubat'tan bahsetti. Çiller konuşurken sizinle paylaştığım şu yakın tarih tekrar gözümde canlandı. Turgut Özal'ı, Sakıp Sabancı'yı, bu güzel adamları hatırladım. Küresel baronların Türkiye'deki otomotiv tekelini kıran, paramparça eden, bu iş uğruna kardeşi Özdemir Sabancı'yı, Sabancı topluluğunun beynini kaybeden, acıların en büyüğü olan kardeş acısını iliklerine kadar hisseden Sakıp Ağa'yı rahmetle andım. Kendi kendime dedim ki, o karanlık işlere öz alış sıkıştırarak, yönetimden uzaklaştırarak başladılar. Sonra Özdemir Sabancı'yı öldürdüler, sonra Sabancı topluluğunu dağıttılar, sonra 28 Şubat'ı yaptılar, sonra Erbakan'ın elini kolunu bağladılar, sonra Emuhtır'a verdiler, sonra Gezi'de kırmızı flamaları çektiler, sonra 17-25 Aralık'ı yaptılar, sonra 15 Temmuz işgal girişimine kalkıştılar. Bütün bunları düşündüm. Acaba dedim, daha dün her şeye ama her şeye itiraz edenler yarın iktidara gelseler, yarısı tamamlanmış, yarısı bitmek üzere olan, yarısı proje aşamasındaki bu büyük eserleri Demirel edasıyla açıp etrafa caka satarlar mı? Bunu yaparlarken hiç olmazsa dünü hatırlayayım biraz ayıp ettik derler mi diye düşündüm. Sonra dedim ki, Herkesin bir hikayesi olmalı. Herkesin yıllar sonra kendi kendine anlatacağı ve kendi kendiyle gurur duyacağı bir inkılap tarihi olmalı ve yine kendi kendime dedim ki bu halk kendisi için yapılan hava alanlarını, kendisi için yapılan yolları, kendisi için yapılan köprüleri, kendisi için yapılan enerji santrallerini, kendisi için yapılan hastaneleri, kendisi için yapılan stadyumları, kendisi için yapılan okulları, kendisi için yapılan camileri. Bütün bunları yapanların hizmete açmasını çok görmemeli, bu halk bu vefayı göstermeli dedim. Yarın herkes kendi tarihini yazacak. Yarın herkesi tarih yazacak diye düşündüm. Yarın. Ah yarın. Keşke bugünden görülecek kadar yakın olsaydın diye de hayıflandım.